Çok önemli sıcak bir gelişme var. Bütün haberlerin önüne geçti aslında. Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ önünde hareketli dakikalar var. Binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği iddiası var. Patlama duyanlar var. Hemen bölgeye gidelim. Fatih Boyraz orada. Fatih, son gelişmeden neler, yaşananlar neler? Nasıl bir tablo var orada? Osman Kenan Çopoğlu, aslında o bölgeye oldukça yakın, birkaç dakika içerisinde orada olacağız. Aslında çok sıcak ve çok yeni o gelişen bir olay. Henüz resmi bir açıklama yok, ancak edindiğimiz bilgilere göre o bölgede yaşananları aktarmaya çalışacağız. Zira Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin, yani TUSAŞ'ın aslında hemen Kahramankazan tarafındaki bölgede bu olay yaşandı. Ve dakikalar önce bu meydana geldi ve hatta şu anda da o bölgede olayın devam ettiği söyleniyor. Birçok iddia var orada. Terör saldırısı olduğu da belirtiliyor. İçeride ölü ve yaralının olduğu da söyleniyor. Orada TUSAŞ, yani Kahramankazan'daki tesisin aslında çok büyük bir alan olduğunu söyleyelim. Ve o bölgede aslında en önemli kapılardan biri, yani G1 kapısı. Orada o bölgeye bir saldırı girişimi oldu. Öncelikle iki bomba sesinin geldiğini, akabinde ise uzun namlulu silahlarla bir çatışma yaşandığını söyleyelim. Tabii oradaki personele giden bazı bilgiler var. Sığınağa inme uyarısı yapıldığına dair bilgiler de yine ilk gelen bilgiler arasında. Bir saniye şu an söz konusu değil, ancak orada ekipleri, özellikle orada çalışan mühendislerin ve personellerin bulundukları binayı terk etmemeleri uyarısı var. Herkesin olduğu yerde kalması gerektiğine dair yine orada TUSAŞ'ta bir uyarı var. Aslında şu dakikalarda da olayın orada sıcağı sıcağına söyleniyor. Tabii Ankara Emniyeti de tamamen teyakkuz haline geçmiş durumda bölgeye. Özellikle jandarmadan da, yine jandarmanın özellikle komando timlerinin o bölgeye gittiğini biliyoruz. Polis özel hareket ekiplerinin o bölgeye gittiğini ve Ankara Emniyeti'nin tamamen o bölgeye odaklandığını söylemek mümkün. Tekrar edecek olursak aslında C1 kapısında iki kez bomba sesinin geldiği iddia ediliyor. Bunun üzerine yine çatışmaların başladığı, o çatışma seslerinin yükseldiği ve dakikalardır bunun devam ettiği söyleniyor. Tekrar belirtelim, olay henüz çok yeni, henüz resmi bir açıklama yok, ancak ilerleyen dakikalarda hiç kuşkusuz resmi bir açıklama da gelecektir. Bizler de aslında dakikalar sonra o bölgede olacağımızı belirtelim. Osman Kenan Çapoğlu. Bir bilgi yok değil mi elimizde bölgede yaşananlara ilişkin? Yani sesler duyulmuş, patlama duyulmuş, sonrasında belki de bir çatışma ortamı, uzun namlulu silah sesleri duyuluyor ve hala da onun devam ettiğini ifade ediyorsun. Çok çarpıcı bir tablodan bahsediyorsun. Herhangi bir yaralı ya da sağlık durumu kötü olan ya da hayatını kaybetmiş biri var mı yok mu, biz bunu bilmiyoruz. Şimdi sığınaklara mı indi acaba oradakiler, onu da belirttin az önce ama sen. Evet Osman Kenan Çopoğlu, aslında gelen bilgiler arasında sığınaklara inme uyarısı var. Özellikle birimlerin amirleri tarafından, yani TUSAŞ'ın genel müdürlüğü tarafından bir uyarı yapılıp yapılmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak birim amirleri tarafından özellikle sığınak bölgelerine inmelerine dair personelin bir uyarı yapıldığını söyleyelim. Tabii bunun yanında yine aslında birçok uyarının yapıldığı, binayı terk etmeme uyarısı yapıldığı ve yine bazı iddialar arasında bu saldırının terör saldırısı olduğu ve bir canlı bomba saldırısı olduğu da yine iddia ediliyor. Tabii belirttiğimiz gibi çok sıcak, yaralıların olduğu da söyleniyor tabii. O bölgede, özellikle iç kısımda G1 kapısına oldukça yakın olan noktada yaralıların olduğu da söyleniyor. Hatta umuyoruz ki öyle bir durum yoktur, ancak hayatını kaybedenlerin olduğu da iddia ediliyor. G1 kapısına, özellikle o nizami alanına yakın noktada. Tabii resmi açıklama henüz gelmediği için bunlar ilk bilgi olarak, sıcağı sıcağına edinen bilgiler olarak paylaşıyoruz. Tabii hiç kuşkusuz dakikalar sonra da o bölgeden, özellikle TUSAŞ'tan bir resmi açıklama gelmesini bekliyoruz. Osman Kenan Çapoğlu. Fatih, verdiğin bilgiler için sağ ol. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmeler için yine sana döneceğiz. Şimdi hemen devam edelim bu husus, çünkü bugün çok çarpıcı bir gelişme olarak artık bütün her yerde son dakika olarak paylaşılıyor. Profesör Doktor Esad Arslan bizimle birlikte. Tam başka şeyleri konuşurken, bugün ılımlı havayı konuşurken, normalleşmeyi konuşurken, belki de TUSAŞ'ta yaşanan bu gelişme büyük ihtimalle de bir terör eylemi olduğu yönünde değerlendiriliyor. Esad Hoca hazır mı?
Peki. Hoş geldiniz Esat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü tablo beklenen bir tablo değil. Çok sıcağı sıcağına yaşanan bir gelişme. TUSAŞ'ta silah seslerinin, patlama seslerinin, önceden iki bombalı eylemin olduğuna yönelik iddialar var. Sonrasında bir çatışma ortamının gerçekleştiği söyleniyor. İddia odur ki, şimdi sıcak dakikalar, sıcağı sıcağına birçok iddia ortaya atılıyor. Ölü ya da yaralı olduğuna dair gelişmeler, iddialar söz konusu. Bu bir terör eylemi mi? Bir kere bunu değerlendirmek lazım ama bunun üzerinde duracağız herhalde. Siz neler söylersiniz? İlk olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki şu anda sadece bulutlar üzerinden bir değerlendirme yapmak durumundayız ama tekrar açılan gündem, özellikle bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dünkü grup konuşmasındaki Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan görüşme, BRICS öncesi çok önemli. Şu anda biliyorsunuz BRICS olarak da Sayın Putin'le 17'de yapılacak bir görüşme var. Doğru. Böyle bir şeyi ortaya koymamız lazım. Bir kere şunu söyleyelim. Eğer siz bir Sayın Devlet Bahçeli açmış olduğu kapıdan doğru giderseniz, o kapıdan çok önemli şeylere de karşı karşıya gelir. Mesela Kuzey İrlanda'yı alayım ben hele. Kuzey İrlanda'da biliyorsunuz çok da önemliydi. Bu İran'ın silah bırakma eylemi ve anlaşma tüm sorunlara baktığımız zaman hakikaten buna benzer çözmediğini görüyoruz. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Hakikaten hiç olduğu için söylemek istiyorum. Mesela Belfast Belediyesi'nin önüne açılan bir Britanya bayrağıyla müthiş bir şiddet eylemleri var. Dedi ki anlaşma olduğuna rağmen, yani bu iklimde böyle şeyleri beklenebilir ama tabii ki en önemlisi de özellikle TUSAŞ'ın iki gün önce süpersonik uçuşunu gerçekleştirmiş olması cidden bu bazı tepelere karların yağmasına sebep oldu diye ortaya atabilir. Süpersonik yani bir uçağının dahi bir süpersonik şeye gelmesi, böyle şeyler beklenebilir. Zannediyorum bu gözetleme kesinlikle bulunan kişiler tarafından tespit edilmiş olabilir. Ya da dediğimiz gibi uyanık bir şekilde buna karşı sığınaklara kadar emirleri verildiyse zannediyorum bu canlı bomba diye ifade ettiğimiz bazı yaratmalara yol açmış olabilir. Böyle bir şey nizamiyede gerçekleştirilmiş olabilir. Ben şimdi ileri derleyerek toparlayacağım. Esat Hocam, bir virgül koyabilir miyiz müsaadenizle? Çünkü yeni görüntüler geldi. O görüntülerde silah seslerine dair duyumlar da var. Sesler de var. O anları bir ekrana taşıyalım. Tabii ki. Evet. Birazdan hazır olacak herhalde o görüntüler. Bu mu arkadaşlar? Yok, bunda, evet bunda var galiba ses. Var mı? Evet, o orada bir hareketliliğin olduğunu görebiliyoruz. İlk dakikalarda var zannediyorum. Şimdi geldi yeni bir görüntü daha. Bu patlama anına ait görüntü müdür arkadaşlar? Evet, patlamanın hemen sonrasında ortaya çıkan tablo. Bilmiyorum Esat Hocam, siz görebiliyor musunuz ama şu anda? Valla benim şu anda gördüğüm kadarıyla zannediyorum giriş bölümünde, evet, olması lazım. 213 numaralı bina olduğunu görüyorum. Doğru. Tabii ki TUSAŞ'ın hedef olarak seçilmesi iki gün önce ifade ettiğimiz gibi 30 bin fite kadar çıkan 0.8 Mach gibi hızları deneyen bir uçak. Yani bu arada bütün terör örgütlerinin maksadı, yani bir yukarıya doğru çıkmış gösteren, özellikle savunma sanayindeki TUSAŞ'ın seçilmesi de bu yüzden olduğunu ifade ediyor. Çünkü biliyorsunuz T-38 uçakları ve de bu uçakların Gürjet'in 100. uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi. Tabii bunlar beklenen şeylerdir. Zannediyorum
Bu konuda özellikle savunma sanayi kuruluşları etkin tedbirler alacaklardır. Yani bu sığınaklara gitmesi Evet, sesler çok güçlü. Evet. Karşılıklı olarak bilmiyorum. Evet. Evet, bir patlama sesi geldi bakın. Bir patlama sesi oldu. Zannediyorum uyanık bir şekilde ve de ikaz edilmiş olan güvenlik güçlerinin, işte görüyoruz galiba, tamam çok da bunların ateş açmaları karşılığında ateş, ama patlama işi zannediyorum intihar saldırısı yapılmış olabileceğini gösteriyor. Benim gördüğüm kadarıyla bir araçla gelmeleri çok daha fazla. Ama nizamiyeye göre bir araçla, büyük bir Esad araçla... Esad Hocam yine içeri girememişler, başarılı olamamışlar gibi bir tablo yok mu ortada? Açık. Yani çok açık. Müdahale yani çok bunu... kısa sürede gerçekleşmiş, tıpkı İçişleri Bakanlığı'na gerçekleştirilen saldırı gibi. Yani şunu söylememiz lazım. Hani çok askerde çok kullandığımız bir tabir var, teyakkız olmak diye. Ama herhangi bir şekilde ben hassas günler takvimine baktım. Herhangi bir şekilde bugün bir eylem koyacak, bir illegal örgütün ortaya koyacağı şeyler. Ama doğrudan doğruya işte bu konular açılım süreci içerisinde olabileceğini ifade etmek istiyorum. Çünkü yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yükselen bir sesle buna karşı koyan... Hocam görüntüyü görüyorsanız bir şey söyleyeceğim. Sırt çantalı biri var arabanın hemen arkasında, uzakta. Evet. Bakın, o kaçıyor şimdi. Muhtemelen saldırganlardan biri o, anladığım kadarıyla. Evet. Yani ama şu anda bakın böyle saldırılar, özellikle nizamiye yapacağın saldırılar arabayla yapılan... Bakın bir ateş... Evet, patlama anına dair en net görüntü hocam. Gösteriyoruz. Zannediyorum o şeyi aracı içeriye sokup geride kalan, bakın şöyle icra edilir Kerem Bey, bunu söyleyeyim. Yani buraya tek araçla gelinmez. Esas patlayıcı olan bütün inceleyin, bütün şeylerde böyle diyeyim. Arkasındaki grubun, yani koruma grubunun dediğimiz grubun o kaçışını gördüm. Bakın yine olaylara müdahale için, yani bizim şok mangaları diye ifade ettiğimiz bunların harekete geçirdiğini görüyoruz. Bana kalırsa hatırlayacaksınız, gene siz de sunmuştuk galiba. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısındaki İçişleri Bakanlığı'na yapılan bir saldırıya benzer bir saldırının tezgahlanabildiği görülüyor. Ama yine de güvenlik kuvvetleri, yani güvenlik birlikleri ya da güvenlik ifade, onların hazırlıklı olduklarını görüyoruz. Ama içeriye kadar girebildiklerini de göstermek lazım. Çünkü Türkiye bir barış adası şeklinde devam ediyor. Her tarafı ateşle içerisinde. Zannediyorum bu konuda büyük bir olgunun olmayacağını, yani Türk Havacılık Uzay Sanayi... Hocam bu arada Ankara, sıcak bir gelişme. Arkadaşlarımız Ankara'dan sürekli bizi bilgilendiriyorlar. Yeni hali hazırda bir bombanın daha patladığını aktaran arkadaşlarımız var. Oldukça çarpıcı. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu bir açıklama var. X hesabından hemen onu da paylaşayım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ, Ankara Kahraman Kazan tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir ifadesini kullanıyor ve devamında bakalım neler söylemiş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Kahraman Kazan tesislerine yönelik var. Terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alın.